Evet arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. En sonki dersimizde diziler konusuna başlamıştık. C# ve diziler. Dizilerin ne olduğunu, nasıl tanımlandığını bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde tanımlamış olduğumuz bir diziyi ekrana nasıl yazdırırız? Bundan bahsedeceğiz. Evet, şuraya yazalım. Dizilerin yazdırılması. Evet. Öncelikle şundan bahsedelim. Şöyle bir dizi oluşturmuştuk. Öğrenci numaraları isminde içinde 10 tane değerin olduğu okul numaralarından, öğrenci numaralarından kaydedildiği bir diziydi. Şimdi biz bir dizi elemanı ekrana yazdırmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Console write line. Örneğin şu 5 numaralı öğrencinin okul numarasını ekrana yazdıralım. Gelip şuraya dizinin adı, daha sonra indeks değerini 5. 5 numaralı indekse sahip olan öğrenci numarasını ekrana yazdır. Dediğimiz zaman şöyle 142 şeklinde öğrenci numarasını ekrana yazdırdı. Aynı dizide başka bir öğrencinin de değerini ekrana yazdıralım. Mesela geri console write'len dedik. Şuradan öğrenci numaraları mesela 7 numaralı indekse sahip öğrenci numarasını ekrana yazdır. Şu şekilde yazdırdım. Başka bir öğrenci daha yazdıralım. Console.write'den kısa yolu CV'ye basınca tab'a basınca gelecektir. Öğrenci numaraları mesela 9 numaralı öğrenciyi yazdıralım. Şöyle indekslerini 182 diye yazdırdım. Peki şurada olmayan bir indeksi yazdıralım. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Öğrenci numaraları mesela 16. Böyle bir indeks numarasına sahip bir dizi elemanı yok. Bakalım ne diyecek şimdi. Şöyle çalıştırdık. Bakın. Şurada bakın bir hata verdi. Dizi sınırların dışındaydı. Bizim dizimiz 0'dan 9'a kadar ama biz 16 numaralı indekse sahip olan elemanı yazdırmak istediğimizde böyle bir hata verdi. Bu tarz durumlara düşmememiz gerekiyor. Durduralım. Evet. Buraya en fazla 9 girebiliriz. Buraya yazdığımız değer önemli. Evet. Bunu siliyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Dizi elemanlarını bu şekilde tek tek indeks numarasıyla yazdırmak zor bir iş. Düşünün dizimiz 100 elemanlı olsa bu şekilde tek tek yapmak zor. Bunun yerine şunları şöyle açıklama satırına şuradan dönüştürelim. Bunun yerine dizileri ekrana hızlı bir şekilde yazdırmak için bir döngü kullanabiliriz. Örneğin for döngüsünü görmüştük. Şöyle for ifademizi yazdık. Int i eşittir. Dizimiz kaçtan başlıyor? Sıfırdan. Dizimiz kaça kadar devam ediyor? I küçük eşit 9 diyebiliriz. 9'a kadar. Veya şöyle diyebiliriz. Küçük eşit dizinin ismi öğrenci numaraları nokta length. Bu şekilde dizi uzunluğunu kendisi hesaplayacaktır. Noktalı virgül dizi indeks numaraları birer birer arttığı için i artı artı ifadesini buraya yazdık. Gelip döngümüzün süslü parantezlerini açtık. İçine console write'dan şuraya öğrenci numaraları bu defa i. Bu şekilde belirtmemiz yeterli olacak. Dizi sıfırdan başlıyor. Dizinin uzunluğu kaç eleman? 9. Yani otomatik olarak dizi öğrenci numaralı length dediğimiz zaman 9'u buraya yazdıracaktır ve birer birer artacak. Şimdi çalıştıralım. Evet, şu şekilde elemanlarımızı yazdır bakalım. Bir hatamız oluştu. Bunu bir daha çalıştıralım. Evet, dizi sınırlarının dışında niye böyle bir hata verdi sizce? Şuradan kaynaklı bir dizimiz küçüktür. Şunu durduralım önce. Küçüktür dizinin uzunluğu kadar. Öğrenci numaralı nokta length. Çünkü bu 9'a kadar döndü. Evet, şuradan başlayalım. Evet, şu an öyle bir hatayla karşılaşmadık. Bu şekilde
dizi adı nokta len kullandığımız zaman şuraya dikkat edin. Burada eşittir olmaması gerekiyor. Evet, bu şekilde diziyi ekrana yazdırdık. Dizi elemanlarını yazdırmanın bir başka yolu da şuraya diyelim ikinci bir yol da for each döngüsü. For each. For için de kullanılmış şu şekilde. Bizim dizi elemanlarımızın tipi nedir? Int. Int diyelim ki x diye bir değişken oluşturduk. In dizimizin adı öğrenci numaraları. Öğrenci numaraları. Aynı şekilde yine gelip şuraya x dediğimiz zaman evet şu şekilde de dizinin elemanlarını ikinci bir yöntem olarak kullanabiliriz. Şöyle şurada araya bir tane çizgi çekelim. Evet. Şöyle çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi for ile for each ile iki farklı şekilde dizimizin elemanlarını yazdırmış olduk. For each döngüsü ilk defa gördük bunu. For each özellikle dizilerle kullanılan bir döngü tipi. Aklınızda olsun. For each. Kullanım şekli dizinin elemanları hangi tipte ise onu yazıp daha sonra dizinin in dizinin adı. Yani Türkçesi şu öğrenci numaralarının içinde bütün x değerlerini kullan. Öyle bir anlamı var. Şimdi gelelim şu ikinci öğrenci isimleri isimli dizimizi de ekrana yazdıralım. Gelelim şuraya. For int bu defa da j olsun eşittir sıfırdan. J küçüktür. Öğrenci isimleri pardon. Öğrenci isimleri nokta length kadardı. Ve her defasında j'yi birer birer arttır. Gelip şuradan console write'den öğrenci isimleri j. Evet. Dediğimiz zaman bakalım çalıştıralım şuradan. Şu şekilde öğrenci isimleri ismi dizinin elemanlarını Hakan, Muhammed, Emir, Can, Onur, Nisanur, Gülçe, Gülkar, Fidan, Eyüp şeklinde değerlerini yazdırdık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Her ikisini aynı satırda yazdıralım. Aynı formun içinde. Şurada zaten biz öğrenci numaralarını yazdırmıştık. Şöyle. Bunun yanına öğrenci isimlerini de yazdıralım. Yine gelip şu console write'ların içindeyken artı şöyle birer boşluk bırakalım. Artı öğrenci isimleri. Yine buraya iyi dememiz yeterli. Zaten iki dizi de aynı boyutta olduğu için sıkıntı oluşturmayacak. Şöyle bir çalıştıralım bakalım. Evet şöyle öğrenci numaraları ve öğrenci isimleri. Hatta şuranın öncesine gelip şöyle bir çalıştıralım. Öğrenci no. Hatta şunu diyelim. Öğrenci no. Öğrenci isim. Şöyle bir satır ekleyelim. Evet öğrenci numaraları ve öğrenci isimleri. Hatta no sadece no kalsın. Şuraya da isim diyelim. Bu şekilde. Evet. No. Şunlar isimler. Bu şekilde döngüler kullanarak dizi elemanlarını ekrana yazdırabiliriz.